Ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Yine buradayız. İlyas'ımın deyimiyle işte geldik buradayız, tamam mı? Şimdi buradan İlyas'ıma da sevgiyi gönderdik. O zaman arkadaşlar, Tekke Tasavvufi Türk Edebiyatı temsilcileri videomuzdayız. Ve bu videoda bu Tekke Tasavvufi Türk Edebiyatı'nın temsilcilerini tanıyalım. Arkadaşlar şöyle ayırdık. Önce Anadolu, sonra Orta Asya. Pardon, önce Orta Asya, sonra Anadolu. Orta Asya ve Anadolu'ya ayrı. Şimdi Orta Asya'dan temsilciler. Yani Anadolu dışında arkadaşlar. Anadolu'nun dışındaki temsilciler. Başlangıcı orada. Ahmet Yesevi ya da isterseniz Hoca Ahmet Yesevi. Ne derseniz artık, tamam mı? Gençler, ilk Türk tarikatçısı ve mutasavvıfıdır. Tamam. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Alın. Tekke Tasavvufi Türk Edebiyatı'nın başlangıcı. Her şey onunla başladı tasavvuf. Tamam. Kur'an-ı Kerim ve hadisleri gençler çok rahat bir şekilde Müslümanlığı da yeni yeni ne yapıyoruz o dönemde? İslamiyet'i yeni yeni analiz etmeye başlıyoruz. Tam burada halkın anlayacağı sade dilde verir. Ve bunu tasavvuf felsefesiyle birleştirir. Eserleri deyince arkadaşlar, en ünlü eseri nedir derseniz, Divan-ı Hikmet'tir. En ünlü eseri Divan-ı Hikmet. Bak, Divan-ı Hikmet nedir hocam derseniz. Bak, 1, 2, 3, 4, 4'lük. 1, 2, 3, 4, 4'lük. Gördüğünüz gibi dörtlüklerle anlatır. Ve her dörtlüğe hikmet adı verilir. Her dörtlüğe hikmet adı verilir. Bu yüzden Divan-ı Hikmet deriz. Ve bunu hece ölçüsüyle yazmıştır. 12'li hece ölçüsüyle yazmıştır. Hangi yaşta ne yaptığını yazmıştır. Ve burada tasavvufu başarıyla bu eserinde ve sadelikle vermiştir. İşte Divan-ı Hikmet, niye adın Divan-ı Hikmet olduğunu anladık. Tamam mı? Sonra diğer eserin adı Fakrıname'dir. Hocam Fakrıname sadece buna ait değil, başka Fakrıname'ler de var. Var kardeşim, var canım, var tosunum. Mesela Aşık Paşa'nın da Fakrıname'si vardır. Ama Fakrıname deyince aklınıza iyi Ahmet Yesevi de gelecek, Aşık Paşa da gelecek. Divan-ı Hikmet'teki İnsan tipinin anlatımı vardır burada. Sanki onun ön sözü gibi. Yani Divan-ı Hikmet'teki anlatımı, tasavvuf anlatımı devam eder. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam mı? Tasavvufta bir de şöyle bir olay vardır. Hani Hoca Ahmet Yesevi bunu yapıyor ama başka kişiler de yapıyor. Tamam, başka kişiler de yapıyor. Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Bunlar 4 tane kapıdır. Her birinde 10 tane makam olduğuna göre üstün matematik becerinizi kullandığınız zaman 4 çarpı 40 makam. 4 kapı 40 makam. Yalnız testlerde ben böyle anlatıyorum ya, bazen Instagram'dan diyor. Hocam siz burada 4 kapı 40 makam demişsiniz. Ama şu adamda da geçiyor. Tasavvufçu normal değil mi? Tamam mı? Bu kapının bir tanesi şeriat din, bir tanesi tarikat bildiğiniz, bir tanesi marifet, bir tanesi hakikat gerçekliktir. Tamam mı? Hocam Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet, Fakrıname. Geldik Hakim Süleyman Ata ya da Süleyman Hakim Ata. Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencisidir arkadaşlar. Asıl adı Süleyman Bakırgan'dır. Süleyman Bakırgan'dır. Yesevi'nin hikmet geleneğini devam eder. Ondan aldığı feyzle tasavvufu sürdürür. O zaman arkadaşlar en önemli kitabı nedir derseniz, al hikmet geleneği ve her yönüyle Bakırgan kitap. Tamam. Sonra 16 sayfalık Ahir Zaman kitabı isimli eseri vardır. Ve Hazreti Meryem'in ölümünü anlattığı Meryem kitabı adlı eseri vardır. Ama buradan sizin bilmenizi istediğim eser Bakırgan kitabıdır. Tamam mı? Hikmet geleneğini devam ettiren kişidir. Ha bu eserler tabii ki arkadaşlar, hani Hakim Süleyman Atı'ya %100 ait midir?
Bunu bilemiyoruz arkadaşlar, tamam mı? Çünkü neden? Bazen bir hafta önce yediğiniz yemeği hatırlamıyorsunuz. Bunları, geçmişi bu şekilde bilmek de zordur, tamam mı? Şah İsmail ya da mahlasını söyleyeyim isterseniz. Hatay! Arkadaşlar Erdebil tekkesinin şeyhidir. Ve Safevi devletinin neyidir arkadaşlar? Hükümdarıdır. Erdebil tekkesinin şeyhi ve ünlü Safevi hükümdarıdır. Şii propagandacısıdır. Ve Yavuz onu yerle bir etmiştir. Arkadaşlar Şah İsmail, hocam ne işi var bunun burada? Çünkü tekke şeyhidir. Tamam mı? Tasavvuftan etkilenmiştir. En ünlü eseri nedir derseniz arkadaşlar, divanıdır. Bileceğiniz eser şiirleri divandadır. Her ne kadar arkadaşlar parçayı çok iyi bilse de, Farsça konusunda üstün olsa da Türkçe'de bilir. Hatta Yavuz'la mektuplaşmalarında Yavuz'a yazdığı mektupların Türkçe olduğu bellidir. Ha sonra dehname 10 mektup anlamına gelir. Sonra nasihat verdiği pentname türündeki eserin adı da nasihatnamedir. Tamam mı? Şimdi Orta Asya'dan son iki sanatçı. Tam burada Orta Asya bitecek. Artık hangi sahaya geçmiş olacağız? Anadolu sahasına geçmiş olacağız. Devlet Mehmet Azadi Türkmen şairdir. Mahcup kulunun babasıdır. Yani o zaman arkadaşlar Azadi'nin oğlu yine Türkmen şair kimmiş? Mahcup kulu. Devlet Mehmet Azadi eser ismi çok kolaydır. Bak Azadi, Vagz-ı Azad. Eserin ismi budur. Vagz-ı Azad. Yani Azad'ın özü. Tamam mı? Azad'ın özü olarak geliyor. Düştü ya etrafı düğemen. Hocam buradan soru çıkacak diyor. Tamam. Kömleğe bulaşmadı valla. Tamam mı? Şimdi Mahtup kulu. Azadi'nin oğlu. Yunus Emre tarzı şiirler yazar. İran, Afganistan'ı gezmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Yani Mahtup kulu ve Azadi'nin Türkmen şair olduğunu, baba oğlu olduğunu bilmeniz kafidir. Aynı zamanda Vagz-ı Azad diye bir eserin varlığından hakim olmanız lazım. O zaman Orta Asya'dan kimler varmış? Divan Hikmet ve Fakrname ile Ahmet Yesevi. Bakırgan kitabıyla Hakim Süleyman Ata. Divanı ile ünlü olan Hatay Mahlaslı Şah İsmail zaten birazdan gelecek. Şimdiden söylemek istiyorum arkadaşlar. Alevi kesimde 7 Ulu Ozan olarak bilinen Ozan şair, 7 şairden biri de Şah İsmail'dir, Hatay'dır. Zaten bunu da bu videoda 7 Ulu Ozan'ın kimler olduğunu vereceğim ama bir bitirelim, bir hepsini görelim. Devlet Mehmet Azadi ile Mahtup kulunda baba oğlu olduğunu bilmeniz kafidir. Şimdi Anadolu'ya geldik. Anadolu 100 yıl işliyoruz. Önce 13. yüzyıldan Bismillah diyelim Allah'ın izniyle. Tamam. Yunus Emre, vay be, kral tasavvuf edebiyatının ünlü temsilcilerinden. Ölçü olarak tabii ki ağırlıklı olarak hec ölçüsünü kullanmakla beraber bazı ilahilerinde aruz ölçüsünü de görebiliriz. Nazım birimi olarak da tabii ki ağırlıklı olarak dörtlük kullanmakla birlikte beyti de ağırlıklı olarak görürüz. En ünlü olduğu tür tabii ki arkadaşlar ilahidir. Hani şu çağırayım Mevlam seni. Kim bilmez? Bilindiği isim nedir lakabı? Hatemi. O lisanı Türki. Türk dilinin mührü gibi ne yapılabilir? Kabul edebilir. Çünkü harika bir sade dili var. Ve sehli mümteni. Sehli mümteni nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hani böyle yazımı. Ben bu şiir aman ben de yazarım diyorsun. Kolay gibi görünür. Hadi lan yaz hadi yaz yaz. Ama yazamıyorsun. Mesela çıktım erik danına anda yedim üzümü. Kolay ben de diyor yazarım diyorsun ama onun vermek istediği mesajla birlikte böyle bir şey yazamıyorsun. Demek ki aslında kolay gibi görünür belki ama gerçekten zor. Ve arkadaşlar niye Türk dilinin mührü diyorlar buna? Çünkü sade dille resmen tüm Anadolu'ya hitap eden muhteşem bir kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Kolay bir kişi değil. Bak hakkında hemen şöyle bir bahsedeyim. Arkadaşlar köyünde buğday sıkıntısı var. Diyecek yok. Hacı Bektaş-ı Veli'nin yanına gider rivayete göre. Hacı Bektaş-ı Veli'ye de buğday isteyecektir.
Hacı Bektaş Veli'den bu da ister. Hacı Bektaş Veli de der ki ben sana nefes yani himmet mi vereyim, buğday mı vereyim? Nefes himmet iyilik anlamında. Yunus Emre o an buğday ister. Ben ne yapayım ki der nefes himmeti. Bizim karnımız aç buğday. Buğday alır. Sonra yola düşer. Sonra yolda düşünür. Ya ben buğday aldım ama buğday köye gidince yiyeceğiz bitecek. Ama nefes himmet ömrümün sonuna kadar kalacak der. Ve vazgeçer. Döner. Hacı Bektaş Veli der ki artık senin kalbinin anahtarı Eskişehir'de Tapduk Emre'dedir der. Ve bunun üzerine Yunus Emre hayda oradan nereye doğru gider? Tapduk Emre'nin yurduna doğru gider. Gider Tapduk Emre'nin tekkesine. Tapduk Emre'ye yıllarca hizmet eder. Düşünün arkadaşlar. Onu taşıdığı odunların bile dümdüz olmasına dikkat eder. Yalnız bu çileli bir yoldur. Uzun bir yoldur. Yetişmek vakit alır. Bazen kafa satıp çekip gitmiştir. Bir gün gider. Sonra pişman olur. Gelir. Sonra Tapduk Emre'nin eşine söyler. Ya ben böyle böyle hocama bir şey yaptım, kaçtım gittim de acaba hocam beni kabul etti, edecek mi der. Bunu anlamanın tek yolu var der. Tapduk Emre'nin gözleri görmez. Ve Tapduk Emre'nin eşi Yunus Emre'ye der ki Yunus der sen sabahleyin eşiğe yat der. Tapduk Emre namaza kalkacak der. Gözler de görmez der. Ayağa bir şey takılacak der. Kimdir o diyecek der. Sen Yunus de der. Eğer bizim Yunus mu derse sen unutmamıştır sarıl ona der. Hangi Yunus derse seni silmiştir der. Yunus Emre eşiğe yatar. Tapduk Emre namaza kalkar. Ve o an Tapduk Emre'nin ayağına takılır Yunus. Kimdir o der. Yunus Emre Yunus der. O an Tapduk Emre bizim Yunus mu der. Ve o an unutmamıştır. Düşün 40 yıl hizmet eder ve mutasavvıf olur. Yunus Emre yazdığı ilahilerle Allah aşkını veren tasavvuf edebiyatının bel kemiklerinden birisidir. Mevlana da bel kemiğidir ama Yunus Emre'nin en güzel yanı eserlerini kesinlikle Türkçe yazmasıdır. Tamam mı? Eserlerine bakınca bir, divanı vardır. İki, risaletün nushiyesi vardır. Bak, şimdi divanı var. Divanın içinde ne olur? Divanın içinde ne olacağını bilirsiniz. İlahiler, gazeller, şiirler olur. Bak, nus kelimesinin anlamından gitmenizi istiyorum. Hani bir söz vardır. Tanzimat döneminde, Ziya Paşa'da. Nus ile uslanmayan etmeli tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir diyor ya. Burada nus, nasihattir. Risale'de broşür anlamındadır. Nasihatler kitabı gibi bir şeydir. Ve mesnevidir. Mesnevidir. En güzel yanını söylemek istiyorum. Divanı da Türkçedir. Risaletün Nusiyesi de Türkçedir. Anlaştık mı? Bu şekilde geçer. Şimdi bak. Divanı gönle seslenir. Ve divanında Allah aşkını bulursunuz, coşarsınız. Ama Risaletün Nusiye akıl verdiği için bize akla seslenir. Onda coşkudan ziyade bilgi bulursunuz. Ve bir insan o kadar güzel anlatır ki bir insanı cimrilik bir taraftan çekiyor, cömertlik bir taraftan çekiyor. Senin bu mücadeleden cömertliği seçmeni ister. Bir taraftan seni kibir çekiyor, bir taraftan tevazu, alçak gönüllülük çekiyor. Kibri at, alçak gönüllülüğü ver. Yani bu şekilde bilgi verir. O zaman Yunus Emre'nin en ünlü iki eseri bir divan, iki Risale-i Nusiye ve ikisi de Türkçedir. Tamam mı? Şimdi 13. yüzyılda Yunus Emre'den sonra devam. Mevlana Celaleddin Rumi eserlerini ne yazık ki Farsça verir. Tamam. Belhde doğar. Nişabur'a gider. Oradan Bağdat'a. Oradan Mekke'ye. Oradan Şam'a. Oradan Karaman'a. Karaman'ın eski adı Larende'dir. Oradan da Selçuklu Sultanı'nın davetiyle Konya. Ama arkadaşlar Selçuklu Sultan onu davet etmemiştir ki. Babası büyük bir fıkıh alimidir. Babası Bahattin Veled'dir. Babası davet edilmiştir. Ve babasının yanına gelmiştir. Hatta o an Bahattin Veled'in arkasından yürüyen Mevlana görünce önde bir ışık arkadan daha büyük bir ışık geliyor der. Yani o anda büyük bir kişi olacağı bellidir. İlk eğitimini babası Bahattin Veled'den alır.
Sonra tasavvufi eğitimini Tirmizi'den alır. Tirmizi ölür, içine kapanır. Daha sonra Şems ile tanışır. Şems-i Tebrizi, Tebrizli Şems ile tanışır ve hayatının dönüm noktası burada gerçekleşir. Daha da tasavvufun içine girer. Eğitimini bu şekilde aldı. Devamında kendine bir yardımcı istedi. Kuyumcu, Konyalı kuyumcu Selahattin Zerkup'u yetiştirdi. Zerkup öldü. Daha sonra Hüsamettin Çelebi. Hüsamettin Çelebi Mevlana'dan sonra devam ettirdi. Ve ilk şeyhidir Mevleviliğin arkadaşlar Mevlana'dan sonra. Ve daha sonra da Mevlana'nın oğlu Sultan Veled Mevlevi sistemleştirdi. O geçti. Eserlerine bakınca. Bir. Hepinizin bildiği bir eser. Mesnevi ya da Mesnevi manevi olarak bilinir. Tamam. Şimdi Mesnevi'nin içerisinde hikayeler vardır. Ve Mesnevi ne yazık ki Farsçadır. Vahdeti vücutu anlatır. Bu hikayelerle bize güzel şeyler anlatır. Bana bakın. Bir hikaye anlatır. O hikayeyi anlatırken onun içinde başka bir hikaye. Başka bir hikaye, başka bir hikaye anlatır. Sonra başka bir hikaye anlatır. Sonra bu hikayeyi birleştirir. Yani anlaması hiç öyle kolay değildir. Ve Mesnevi'yi Hüsamettin Çelebi'nin isteğiyle yazdığı için, hani Hüsamettin Çelebi bunun yardımcısıydı. Mesnevi'nin diğer adı Hüsami-Nami diye geçer. Ve Mesnevi'yi toplam 3 bölümde düşünebilirsiniz. Giriş bölümü 18 beyittir. 18 beyti Mevlana kalemini eline alarak bizzat kendisi yazar. Sonra Mesnevi'nin ana bölümlerini elbette Mevlana söyler ama kaleme kim alır? Hüsamettin Çelebi. Mevlana söyler, Hüsamettin Çelebi bunları ne yapar? Yazar. Ve en son bölüm hatime bölümü. Hatim. Hani bir şey hatim indirdim dersiniz de sonlandırırsınız. Onu da oğlu Sultan Veled yazar. İçinde hikayeler vardır. Farsçadır. Sonra eserlerine devam etmem gerekirse Divan-ı Kebir. Yani büyük divan olarak anılır. Ve Farsçadır. Hocam divan olduğuna göre divan edebiyatta göreceğiz. Kebir büyük. Divanda divan. İçinde ne vardır? Efendime söyleyeyim gazel vardır, kaside vardır, terkib ben, tercibet. Bir divanın içinde ne olacaksa bunlar vardır. Ve bunu Şems aşkıyla yazar. Şems. Hocası Tebrizli Şems. Şems-i Tebrizi aşkıyla yazar. Arkadaşlar Mevlana Tebrizli Şems'le tanıştıktan sonra bütün vaktini Şems'le geçirir. Vardı. Yo her şey Tebrizli Şems. Mevlana'nın öğrenciye bundan rahatsız olur. Hocamız sürekli Şems'in yanında derler. Ve bununla üzülür Şems. Benim yüzümden böyle oluyor der. Ve kaçar gider. Sonra Mevlana'nın oğlu bulur onu getirir. Ve sonra Mevlana'nın yüzü biraz daha güler. Ama sonra Mevlana'nın oğullarından biriyle problem yaşar Şems. Ve gider arkadaşlar. İşte Şems'i ayrılığıyla bunları yazar. Arkadaşlar bu yüzden bu Divan-ı Kebir'in diğer ismi Külliyat-ı Şems. Şems'in külliyatı olarak geçer. Hatta burada kullandığı mahlaslar bile Şems Hamuş'tur. Yani aslında Şems-i Tebrizi'nin mahlaslardır. Sonraki eseri Fihi Mafih'tir arkadaşlar. Fihi Mafih. Kelime anlamı onun için odur. Bizim Konya'da arkadaşlar, ben Konya'da video çekmeye geliyorum ya. Konya'da restoranlara, hani somatçılara o dönemin yemeklerini veren, içinde patatesi atıyorum domatesi kullanmayan, o dönemin yemeklerini veren restoranlara Konya'da fihi mafi, öz fihi mafi, hakiki fihi mafi şeklinde geçer. Şimdi fihi mafi, bunun içinde de Mevlana'nın sohbetleri vardır. Tekke'de öğrencileriyle sohbet ediyor, bunlar vardır. 72 bölümdür. Sonra Mecalisi Seba. Seba 7 demektir. Hani Seba-i Seyyare diye bir şey vardır. 7 gezegen. Seyyar. Hani gezmek demek ya. Burada da Mevlana'nın Mecalisi Seba'da 7 vaazı vardır arkadaşlar. Sonra devrin ileri gelenlerine yazdığı mektupları da nerede toplanır arkadaşlar? Mektubat. Devrin ileri gelenlerine yazdığı mektuplar da Mektubat'ta
toplanır. Anlaştık mı? Demek ki Mevlana Cihattin Rumi böyle ama fi mahfi'de de Farsça, Türkçe bölüm %1 bile yok. Mecalis Seba'da Farsça, mektubatta Farsça, mektuplarda. Demek ki Mevlana eserlerini Farsça yazan bir mutasavvıftır. Peki Mevlana'nın oğlu kimdir? Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'dir. Sultan Veled Mevlana'nın oğludur arkadaşlar. Bakın Sultan Veled deyince İriname diye kodlayın. Şimdi herkesin olduğu gibi onun da bir tane divanı var. Yalnız Sultan Veled'in mesnevileri vardır. Mesnevileri vardır. Mevlana ne olur? Mevlevi'yi sistemleştirdi. Şimdi mesnevilerini ben şöyle kodlamanı istiyorum. Mevlana'nın çok iri bir çocuğu olmuş. Bak iri. Bak tekrar söylüyorum. İri. Siz buna İriname deyin geçin. Bitti İriname. Şıklardan seçersiniz rahat olun. İ. İptidaname. R. Rebabname. İ. İntihaname. Bir de düz yazı eseri vardır. Ma'arif. Eğitim anlamına gelir. Demek ki Sultan Veled nedir deyince İriname edeceksiniz. Sultan Veled'in eserleri hangi dili yazılmıştır derseniz babası gibi ne yazık ki Farsça. Türkçe oranı %1, %2 ancaktır. O zaman Sultan Veled'i de İriname diye kafamıza yazdık mı? Yazdık mı? Bence yazdık. 10 numara oldu mu? Bence oldu. Hadi bakalım tahtanın şu bölümünü sileyim. Herhalde bu bölüm benim için Ahmet Fakih için arkadaşlar yeter diye düşünüyorum. Ve Hacı Bektaşi Veli için şu bölüm yeter diye düşünüyorum. Evet şurayı bir yok edivereyim. Ah Etra Bey yok edeyim deyince gülüyor ama sonuçta yazıları yok ediyorum. Tamam mı? Yetmeyebilir la bana. Yine de ben şurayı da sileyim. Hocam tahtayı yok edeyim diyorsunuz ya. Heh. Yazıları yok edelim. Hayır tahta yok olmuyor. Sen tahtan yok olduğunu düşünüyorsun. Gençler Etra Bey diyor ki hocam hazıram diyor. Hazıram deyince video çekimi ne yapıyor? Başlıyor. Salam diyor. Ne diyorsun Etra Bey? Uşaklara salam mı? Salam uşaklar. Salam uşaklar evet. Salam uşaklar diyor. Yalnız İlyas ne zannediyor salamı? Bildiğin arkadaşlar Macar salamı zannediyor. Bu ayrı mesele. Şimdi haydi bakalım. Ahmet Fakih. Bak niye Fakih hocam? Çünkü fıkıh ustası, fıkıhçıya fakih derler. Gerçekten tanıdık birisi. Aa Mevlana. Mevlana'nın babası. Bahattin Veled'den. Bahattin Veled'den ne dersleri alır arkadaşlar? Fıkıh dersleri alır. Tamam mı? Şimdi Ahmet Fakih'in en önemli eseri Çarhname'dir. Çarhname'dir. Çarhname biz hani Orta Asya'dan Anadolu'ya geldik ya. İşte Anadolu'da yazılan ilk Türkçe eser olarak geçer. Kime göre? Ordinarius Profesör Mehmet Fuat Köprülü'ye göre. Bir kasidedir gençler. Bir kasidedir. Toplam 100 beyttir. Ama 17 beyti kayıp olduğuna göre üstün matematik becerinizle 100-17 toplam 83 adet beytten oluşur. Demek ki Çarhname her yönüyle değerli mi? Değerli. Her yönüyle önemli mi? Önemli. Anlaştık mı? Çarhname demek ki Türkçe. Türkçe. Sonra Şerife Din geçin. Şerife Din geçin. Kitabı. Efsafı. Mecaidiş. La boş verin. Şerife Din geçin. Şerife. Bitti. Çarhname Şerife. Bu da arkadaşlar bir mesnevidir. Mesnevidir. Ve bir grup arkadaşıyla hacca gitmiştir. Orada anlatır. Hacca dair ilk mesnevi olarak kabul edilir. Demek ki Ahmet Fakih soru çıkarsa Çarhname'si çıkar.
benden size söylemez. Tamam mı? Ve bir usta Hacı Bektaş-ı Veli Heytbe kerametlerle adı geçen. Arkadaşlar bir büyük usta. Bektaşilik deyince aklınıza gelecek kişidir arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar Bektaşiliği nasıl da kurulmuş Hacı Bektaş-ı Veli değildir. Balım Sultan'dır. Hacı Bektaş-ı Veli burada bir temeldir arkadaşlar. Arkadaşlar hakkında rivayetler vardır. Anadolu'ya gelirken arkadaşlar iki aslanı taşa döndürmesi. Güvercin donuna bürünmesi. Yani güvercin kılığına girmesi. Ve balıkların onu selamlamak için yapması, başını çıkartması. Hakkında kerametler vardır. Hacı Bektaş-ı Veli heterodokstur. Herkes tarafından sevilen. Herkes tarafından milliyeti, dini, her şey ne olursa olsun arkadaşlar Hacı Bektaş-ı Veli sevilir. Çünkü Hacı Bektaş-ı Veli her şeyini hoşgörü üzerine temellendirmiştir. Hoşgörü. Onun hoşgörüsü bambaşkadır arkadaşlar. Ve bu yüzden önemlidir. Ve bilmeniz gereken eserini vermek istiyorum. Makalat adlı eseri. Makalat adlı eseri Arapçadır ve düz yazı şeklindedir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalat adlı eserini bilmeniz bizim için yeterli. O zaman şimdi 13. yüzyıldan bileceğimiz eserler. Yunus Emre, Divan Risalet-i Nusiye, Mevlana, Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fi Mafi, Mecalis Sabah, Mektubat, Sultan Veled İriname, İriname yani İri, Mesnevileri İri, İptidaname, Rebapname, İntihaname, Çahname ve Şerife'yi yazan Ahmet Fakih. Makalatı da Hacı Bektaş-ı Veli. O zaman 13. yüzyıl buydu. Hadi ben o zaman hiç vakit kaybetmeden 14. yüzyıla yardırayım mı gençler? Bence yardırayım. Haydi o zaman yine tahta temizleme vakti. Değil mi? O zaman haydi tahtamızı temizliyoruz gençler. Evet gençler. Tahtayı temizledik. Devam ediyoruz. Hangi yüzyıl? 14. yüzyıl. Tamam. Bu tahtada 14 ve 15. yüzyıla irdeleyeceğim. 14. yüzyıldan Abdal Musa. Bir rivayete göre arkadaşlar Antalya'ya gelmiştir. Antalya'da Elmalı'ya gelerek arkadaşlar orada alperenler yetiştirmiştir. Abdal Musa kerametleriyle alperenler yetiştirmiştir ve yetiştirdiği en önemli kişilerden birisi Kayıkus Abdal'dır. Şimdi ikisiyle alakalı bir rivayet söyleyeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Abdal Musa tekke şeyhidir tabii ki. Ama Kayıkus Abdal Alanya Bey'in oğludur. Kayıkus Abdal'ın asıl adı Gaybi'dir. Asıl adı Gaybi olan Kayıkus Abdal geyik avlar. Geyik avlar. Ve geyi vurur bir bacağından. Geyik topalaya 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 bir dergaha koşar. Dergaha girer. Kayıkus Abdal girer. Verin geyiğimi. Geyiği ben avladım der. Bu geyik benim hakkımdır der. Ve tekkenin şeyi çıkar. O Abdal Musa'dır. Oğul derdin nedir? Niye bağırırsın der. Geyiğimi verin geyiğimi der. Ve o anda Abdal Musa koltuğunun altını kaldırır. Ve oku çıkarır. Ve Kayıkus Abdal'ı uzatır. Oğul attığın ok bu muydu? Kayıkus Abdal bakar. Evet attığı ok buydu. Demek ki Abdal Musa geyik donuna bürünmüş. Geyik şekline bürünmüş. Geziyormuş. İşte bu şekilde bu kerameti gören Kayıkus Abdal bırakır beyliği meyliği. Her şeyiyle bırakır. Ve gelir. Kime yüz sürer? Abdal Musa'ya. Onun yanında yetişir. Ve bir tasavvufçu olur. Tamam. Abdal Musa'nın nasihatnamesi vardır ve bu kerameti ünlüdür. Ama çok detaylı bilgiye sahip olmanıza gerek yok. Eğer önemli bir eser olsaydı zaten ben kırmızı kalemle yazardım. Mutlaka bir açıklamasını yapardım. Zaten ders notunuza baksanız bunun ne olduğunu rahatlıkla görürsünüz. Tamam. Şimdi Kayıkus Abdal. Asıl adı Gaybi'dir. Alanya Bey'in oğludur. Bu kerametle birlikte Kayıkus Abdal olur ve arkadaşı Abdal Musa'ya yüz sürmüş bir kişidir. Ona bağlanır. Şatiye
Hani anlatmıştım ya, Şatiye türünün önemli temsilcilerinden biridir. Şatiye neydi? Allah'ı da senli benli konuşuyordu. Sanki böyle alaylı bir dille konuşuyordu ama aslında maksat bu değildi. Tamam mı? Allah'a ben ulaştım. Allah artık kalbimde bu mesajı vermek istiyordu. Yunus Emre'den sonra en önemli tasavvufçulardan birisi olarak bilinir. Hem hece ölçüsüyle hem aruz ölçüsüyle eserler vermiştir. Hadi bakalım. Eserlerine başlayalım. Divan. Şimdi Divan adlı eseri vardır ya arkadaşlar. Bakın. Divan. Gazel ağırlıklıdır. Divanın içinde divan edebiyatta göreceğiz ne olur? Gazel, kaside. Tamam mı? İçine şiirlerin hepsini koyabilir. Ve divanın içerisinde bir tane eser vardır. O çok önemlidir. Dolapname. Dolapnameler Allah ile ilgili soru cevap niteliğinde eserlerdir. Bir tane de dertli dolap vardır arkadaşlar. Ve Allah ile ilgili soru cevap niteliğinde eserlerdir. Yani Dolapname adlı kasidesi divanın içerisinde yer alır. O zaman eser bir, biraz sonra en son bittiğinde ezberleyeceğiz. Dolapname. Eserlerin adlarını bile bilseniz nedir arkadaşlar? Yeterdir. Sonra Gülistan. Gülistan. La mekan, mekanı olmayan Allah'ı anlattı eseridir. Mesnevi. Üç tane mesnevisi var. Mesnevi deseniz de olur. Ya da Mesnevi'yi baba kaygısız. Yani kaygısızın mesnevileri. Bir, iki, üç. Özellikle birincisi çok heyecan vericidir. Yani kısaca Mesnevi. Sonra Gevhername. Bir şeyin gevheri neyidir? Özüdür. Tamam mı? Özüdür. Ve burada Hazreti Muhammed'i anlatır. Hazreti Muhammed'i anlatır. Ve gevher olarak anlatır. Öz olarak anlatır. Dünyanın özü olarak bunu verir. Vahdeti vücut kavramını Hazreti Muhammed'i bir gevhere benzeterek bunu her yönünü anlatmıştır. Nefis üzerine yazdığı eseri Minbername'dir. Minbername her yönüyle nefis üzerine yazılır. Ve arkadaşlar Budalaname. Budalaname'de buram buram tasavvufu rahatlıkla bulabilirsiniz. Budalaname. Tamam mı? Kitab-ı Miklatesi vardır. Kitab-ı Miklatesi nedir biliyor musunuz? Sanki bir zaman makinesi gibidir. Sanki bir zaman makinesi gibidir. Nasıl olacak hocam bu zaman makinesi? Bakın. Şu şekilde. Hani böyle filmlerde falan görürsünüz arkadaşlar. Science fiction. Yani bu nedir? Zaman olarak başka bir yere gitmedir. Mesela bir derviş rüya görür. Ve bu derviş rüyasında şeytanla mücadele eder, gelir. Yani bir derviş atıyorum 14. yüzyılda, 9. yüzyıla gider, 8. yüzyıla gider. Sürekli şeytanı yener, gelir. Şimdi vücudname. Tamam mı? İnsanın yaratılış süreci doğumundan itibaren vücuda gelme süreci burada anlatılır. Sonra dil güyüşa, vahdeti vücut. Yani buram buram tasavvuf. Tamam mı arkadaşlar? Ve şeriatı en çok anlattığı eseri Sarayname'dir. Tamam mı? Ha bir de Risale-i Kaygısız Aptal var. O da Kaygısız Aptal'ın tasavvufta Allah'a ulaşma şeklini yine anlatır. Yani baştan sona tasavvuf var. Arkadaşlar sınavda eserlerin isimlerini bilseniz sizin işinizi görür. Tamam mı? Kerametler anlattık. Divan klasik. Tamam. Divan klasik. Herkeste olan bir şey. Geldik. Mesnevi klasik. Şimdi bana sildiklerimi siz sayacaksınız. Allah anlattı eser. Gülistan. Hazreti Muhammed bunu gevher olarak anlattı. Gevhername. Sonra nefsi anlattı. Minbername. Tasavvufu anlattı geniş eseri. Budalaname. Zaman makinesi gibi düşünün. Kitabı Miglate. İnsanın yaratılış süreci vücutname. Evet, dirgüşa ve şeriatı en çok anlattığı eseri Sarayname. Hadi bakalım. Bunları sayalım. G. Gülistan. Biraz sonra yine siz yazdıracaksınız. Hazreti Muhammed anlattı. Gevhername. Sonra Minbername. Bak Nameci. Tasavvuf anlattı. Budalaname. Zaman makinesi gibi düşünün. Kitabı Miglate. İnsan yaratılış süreci. Vücutname. Gönül açıcı diye çevirebileceğin dirgüşa. Burada arkadaşa şeriatı en çok anlattı. Sarayname. Hadi bir daha izle. Allah anlattı. Gülistan. Hazreti Muhammed. Gevhername. Minbername. Tasavvuf
Budalaname. Zaman makinesi gibi bir dervişin rüyada şeytanı yenmesi. Kitabı Miglate. Sonra insanı yaratılış süreci, varoluşu, vücutname. Gönül açıcı gibi düşüneceğiniz Dirgi Uşağı, şeriatı anlattığı sarayname. Bu eserlerle ne yapılacak bilinecek. Tamam. Şimdi Gül Şehri 14. yüzyılda. Bak bunlar hem divan edebiyatta var Gülşehir'le Aşık Paşa hem tasavvufta. Niye? Tasavvuftan etkilenmiş yapabileceğimiz bir şey yok. Mecburen işleyeceğiz. Gülşehir arkadaşlar. Ahi evranın dervişlerinden birisidir. Tamam. Ahi evranın dervişlerinden birisidir. Gülşehri'nin kesinlikle bileceğiniz eseri Türkçe bir eser. Çeviri yapmıştı ama artık çeviriden aştı. Muhteşem bir esere dönüştü. Değiştirdi çünkü. Mantıklı tayr. Kelime anlamı olarak kuş dili anlamına gelir. Farsların o meşhur Simurgh efsanesini anlatır. Nasıl gerçekleşti hocam? Şimdi herkes baksın. Hütüt var. Hütüt öncülüğünde 100 tane kuş yolculuğa çıkıyor. Ve bu yolculuk zor. Yolculukta dağları, taşları, uzun yerleri aşacaklar ve efendilerine, ilahlarına ulaşacaklar. Yalnız hütüt diyor ki, gerçekten istiyorsanız çıkın bu yola diyor. Gerçekten istemiyorsanız diyor, o zaman bu yola çıkamayız diyor. Bu yol gitmez diyor. Bu yol asla varamayız. Bu yolu sonuna getiremeyiz. Gerçekten istemeyen birisiyle çıkılan yol istekli olmaz diyor. İstiyoruz diyorlar. Bu kuşlar yolculuğa çıkıyor. Bunların bazıları yolda telef oluyor. Bazıları dönüyor. Bazıları yiyecek almak için aşağı dönüyor. Bu yolculuğun sonuna gelen 30 kuş var. İşte bu 30 kuş Simurgh. Tamam, Murgh da kuş. Simurgh efsanesidir. Ve gittikleri zaman ilahlarını görecekler, efendilerini görecekler. Yalnız bunu böyle silgi gibi, kitap gibi, kalem gibi bir şey olarak düşünüyorlar. Yanlış. Böyle bir şey olarak düşünemezsin. Bu soyut bir durum. Ve baktıkları zaman bir ayna. Aynada kim var? Kendileri var. Yani olay şu. Allah, burada Allah'a ulaşma var. Allah senin görebileceğin, eline tutabileceğin, somut bir şey arayabileceğin bir şey yok. Allah budur işte. Bu yolculuk çileler çektikten sonra Allah'ın sevgisi senin kalbine girdi ya, bitmiştir. Artık tasavvufa göre Allah'a ulaşmışsındır. Bunu anlatıyor. Buradan size iki tane mesaj var. Bir, birinci mesaj. Gerçekten istersen, bu TYT'ye çalışıyorsun ya, hukuk istiyorsun ya, boğaz işletme istiyorsun ya, boğaz iktisat istiyorsun ya, gerçekten istersen ulaşırsın. Kalbine gerçekten girecek, gerçekten isteyeceksin bir şey, ulaşacaksın. Tamam mı? Bu, o zaman sen sizce de bu arkadaşlar buram buram tasavvuf kokmuyor mu? Kuşlar üzerinden anlatıldığı için bu alegorik, yani diğer deyişle sembolik bir eser değil midir? Vardır. Evet. Bu eser Türkçedir. Ve bu eser Mesnevi'dir. Türkçe bir Mesnevi'dir. Sonra Feleknamesi vardır. Feleknamesi Farsça bir Mesnevi'sidir. Ha, not almanıza gerek yok. Medde ve Meat anlatıyor. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bunu anlatıyor. Evet. Aşık Paşa devrin ileri gelenlerinden biridir. Ve arkadaşlar o da Kırşehir'dedir. Aşık Paşa Kırşehir. Bak aynen. Al sana Ayı Evran'ın yeri. Tamam mı? Yani hem Gülşehir hem Aşık Paşa ahidir gençler. Şimdi Aşık Paşa'nın en ünlü bilmeniz gereken eseri. 10.592 beytlik bir Türkçe mesnevisi var. İlk Türkçe büyük mesnevidir arkadaşlar. İlk defa bu kadar büyük bir mesnevi. Bu bildiğiniz arkadaşlar 10 numara 5 yıldız bir tasavvuf ansiklopedisidir. Halka güzel bir şekilde tasavvufu anlatır. Tasavvufla alakalı her şeyi burada bulabilirsiniz. Mesela
insanı kamili buradan öğrenebilirsiniz. Vahdeti vücutu, fena fillahı, her şeyi buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hem de öyle bir mesnevidir ki arkadaşlar, mesnevinin başında da dil bilinci vardır. Dil bilinci, dil bilimle alakalı bilgi veriyor. Sesin, sesin akciğerlerden çıkıp titreştirdiğini. Bunların hepsini buradan öğrenebiliriz. Sesin bu şekilde çıktığını, ses tellerini titreştirdiğini ve aynı zamanda dil bilinci, Türkçe sevgisi vardır. Ve bunun başında ne yazıyor biliyor musun eseri? Kimesi de Türkçe bilmez idi. Türkçe herkes gönül akmaz idi. Ne demek istiyor? Kimsenin Türkçe bilmediği bir zamanda ben Türkçe yazdım diyor. Ve tam anlamıyla buram buram tasavvuf ve bilgi verdiği için de tam bir didaktik eserdir arkadaşlar. Tabii ki Mantık-ı-Tahir'de, Garipname'de aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Şimdi geldik buraya bakın. Fakrname. Ahmet Yesevi'de de vardı. Burada da var. Evet. Burada arkadaşlar Fakr adlı bir kuşu anlatıyor. Tamam. Ve bu kuşun tüyleri. Atıyorum tüyünün bir tanesi cömertlik. Tüyünün bir tanesi tevazu. Alçak gönüllülük. Tüyünün bir tanesi nedir arkadaşlar? Dünya nimetlerine meyletmeme gibi. Bunun üzerinden anlatmıştır. Aşık Paşa. Çıkarsa Garipname'si çıkar. Gülşehir'i. En önemli çıkacak eserin Mantık-ı-Tahir, Felekname Berkit'tir. Tamam. Şimdi 14. yüzyıl. Abdal Musa var ve Kaygus Abdal. Kaygus Abdal deyince aklımıza neler gelecek arkadaşlar bizim? Gaybi, Abdal Musa kerameti, Divan Mesnevi dışında. Gülistan, Gevername, Minbername, Budalaname, Miglate, Vücutname, Dirgüşa, Sarayname. Tam bir nameci. Gülşehir en ünlü eseri Mantık-ı-Tahir, sonra Felekname. Aşıkbaşı en ünlü eser Garipname, sonra Fakrname. İşte 14. yüzyıl bu. 15. yüzyıl. Buyurun Süleyman Çelebi. Gençler, 1402 yılında bir savaş olmuş. Ankara Savaşı. Yıldırım Bayezid Timur'a yenilmiş. Ve halk arkadaşlar nedir? Sıkıntıda. Fetret devri başlamış. İşte halkı burada çok güzel bir şekilde peygamber sevgisi etrafında birleştirir Süleyman Çelebi. Hocam hangi eserle birleştirir dediğiniz zaman ben size hiç düşünmeden Vesiletün Necat derim. Şöyle kodlayabilirsiniz. Tamam. Vesiletün Necat'ın türü Mevlid. Mevlid. Neydi bu? Velet kökünden geliyordu. Tamam mı? Yani doğum ve çocukluk. Peygamber Efendimizin ağırlıklı olarak doğumu çocukluğunu anlatıyor. Şöyle kodlayabilirsiniz. Tamam. Süleyman vesilesiyle Mevlid okutturdum. Tamam mı? Mevlid okutturdum. Peki burada Vesiletün Necat'ın içerisinde ne var? Peygamber Efendimizin ağırlıklı bir şekilde doğumu var. Peygamber Efendimizin çocukluğu var. Peygamber Efendimizin risaleti var. Yani peygamberliği. Peygamber Efendimizin ölümü var. Rıhleti. Tamam mı? Sonra içinde dua bölümü var ama ağırlıklı bölüm doğum ve çocukluk. Gençler çok güzel bir eserdir. Harika bir eserdir. İnanılmaz bir şekilde sade dille yazılmıştır. Ama mesela Mevlüt okutturulduğu zaman gidiyorsunuz, tamam mı? İster istemez arkadaşlar orada siz dinlemiyorsunuz. Mevlüt okunuyor ama siz Mevlüt okuttunuz mesela Konya'da. Tamam, bizim Konya'da Mevlüt okutturursun, pilav dökersin, tamam mı? Pilav, etli pilav. Millet pilava ya da etli ekmeğe saldırdığından duymuyor. O kadar güzel, o kadar sade, o kadar muhteşem bir eserdir ki. O zaman Süleyman Çelebi. Vesiletün Necat. Mevlid'dir. Mevlid peygamberimizin doğum ve çocukluğundandır. Tamam mı? Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi. İyi dinleyin. Hacı Bayram Veli'nin damadıdır Eşrefoğlu Rumi. Bak damadıdır. Hop damat. Şimdi iyi dinleyin. Hacı Bayram Veli deyince aklınıza gelecek yer Ankara. Ankara'nın sol köyü. Hocam Hacı Bayram Veli bu kadar mühim bir şahsiyet mi? Evet, mühim bir şahsiyet. Düşün arkadaşlar. Bayramilik diyorsun. Bayramilik diyorsun. Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaşi Veli. Tam bunlar tasavvufçu ama insanları
Allah sevgisi ve tasavvuf etrafında bir araya getiren nelerdir? Kişilerdir. Ve İstanbul'u burada arkadaşlar Fatih'in fethedeceğini müjdelemiş bir kişi olarak karşımıza çıkar. Elimizde az şiiri vardır. Tamam mı? Eşifoğlu Rumi de onun damadıdır. Onun muteşem damadıdır. Eşrefiye tarikatını kurar. Ve arkadaşlar hem hece ölçüsünü kullanır, hem aruz ölçüsünü kullanır. Ve insanları belli bir din sevgisi etrafında bir araya toplar. Onun eserlerini şöyle kodlamanızı istiyorum. Bir divan var, tamam. Bir de müzekkin nüfus var. Müzekkin nüfus var. Bak, şöyle değil. Anadolu'da Rum nüfusu fazladır. Rum nüfusu fazladır. Bak, Rum nüfusu fazladır. Müzekkin nüfus. Şimdi söyleyin. Hacı Bayramı Veli. Damadının adı neymiş? Eşrefoğlu Rumi. Eşrefoğlu Rumi'nin divanı var. Tamam. Diğer eserin adı nedir arkadaşlar? Müzekkin nüfus. Anadolu'yu Türkleştirmesinde ve Anadolu'nun Müslümanlaşmasında çok etkin bir isimdir. O zaman bunu bileceğiz. Tamam. Şimdi bir daha. Hadi bakalım. 15. yüzyıl. Süleyman Çelebi deyince aklınıza ne geldi? Vesilüddin Necat. Hacı Bayram Veli Ankara sorfası. Damadı kim? Damadı Eşrefoğlu Rumi. Anadolu'nun Türkleşmesinde en önemli kişilerden birisidir. Hecart Aruz'da şiirlerini yazar. Divan en önemli eseri müzekkin nüfus. Anadolu'da Rum nüfusu nedir dedik? Fazladır dedik. Kemal Ümmi. Kemal Ümmi'nin bir divanı var. Bir de didaktik bir eseri var. Bak KK'den aklınıza gelecek. KK. Bak KK. Hop. 40 armağan. Bir adı üstünde 40 hadis. Tamam mı? Didaktik, dini, başarılı bir eser. KK, Kemal 40. 40 Kemal. Tamam mı? Geldik. Emir Sultan. Emir Sultan, Kerametler Sultanı olarak bilinir. Bu aradadır. Bu arada Medine'ye geçer. Ve burada arkadaşlar rüyasında Hazreti Muhammed, Hazreti Ali'yi görür. Bunun üzerine Anadolu'ya gelir. Ve birinci Bayezid, yani Yıldırım Bayezid'in bilim danışmanı olur. Ve Ankara Savaşı'na kesinlikle girilmemesi gerektiğini söyler. Ama Yıldırım Bayezid artık savaşa girmiştir. Tamam mı? Evet. Ve bu yüzyılda Dede Ömer Ruşeni. Bak eserlerini nasıl kodlayacağız? Bak Ruşeni. Ruşen diye bir çoban hayal. Çobanın adı neymiş? Ruşen. O zaman çoban. Tamam. Çoban ne yapar? Elinde ne çalıyor? Neyi çalıyor? Evet. Ve miskin miskin dolaşıyor. Bak miskinlik. Elindeki ney neye benziyor? Kaleme benziyor. Bitti. Buyurun nameci. Çoban name. Ney name? Miskinlik name. Kalem name. Çobanın adı neydi? Ruşen. Çobanın elinde ney var? Ney? Kaleme benziyor. Miskin miskin dolaşıyor. Neyname zaten Mesnevi'nin ilk 18 beytidir. Mesnevi'de. Çobanname'de de aynen Mesnevi'nin içerisindeki Musa ile çoban hikayesini anlatıyor. O zaman etkilendiği kişinin Mevlana olduğunu bu eserlerinden söyleyebilir miyim? Vallahi bence söylerim. Tamam. Haydi bakalım. Tekrar ediyoruz. Tamam. Dede Ömer Ruşen. Ruşen. Ruşen isimli çoban. Çoban name. Elinde ney? Ney name? Neyi? Kaleme benziyor. Kalem name. Nasıl dolaşıyor? Miski miski. Emir Sultan. Kerametler Sultanı. Kemal Ümmi. Kırık Armağan. Keke. Hacı Bayram Veli. Damadı kim? Eşrefoğlu Rumi. Hecar Taruz. Rum nüfus. Rumi müzekkin nüfus. Süleyman Çelebi. Mevlid. İşte... Bu yüzyılda bu kadar. O zaman ben ne yapıyorum? Hemen yardırıyorum. Etrafı tahtayı ne yapıyorum yine? Yazıları yok ediyorum. Bak tahtayı yok ediyorum demiyorum. Yazıları yok ediyorum. Haydi bakalım. 16, 17, 18, 19, 20'ye doğru ilerleyelim gençlerim. Evet arkadaşlar. Tahtayı yaladık yuttuk. Tekke tasavvuf edebiyat sanatçılarına devam ediyoruz. Bakmayın 16, 17, 18, 19, 20... Burada bir sürü 500 yıl kaldığına inanın.
tasavvuf edebiyat sanatçıları aslında 16. yüzyılda büyük bir bölümü bitmiş oluyor. Yani burası bitti de çoğunluk bitmiş oluyor. Arkadaşlar 16. yüzyıl Aziz Mahmud Hüdayi Celvetiye tarikatının kurucusudur arkadaşlar. Ve rüyasında Şeyh Üftade'yi görmüştür ve ona bağlanmıştır arkadaşlar. Hem hece ölçüsünü hem aruz ölçüsünü kullanır. Zamanında şu adlarla anılır. Sahibi zaman çok önemli. Bak çok önemli. Mürşidi Kamil ve Kutbül Aktap olarak tanınır. Özellikle Mürşidi Kamil. Kamil olgun, mürşit yol gösterici, olgun yol gösterici. Sahibi zaman, zamanın sahibi. Tarikat namesi vardır ama divanı ilahiyatını bilirseniz rahat edersiniz. Tamam mı? Bak bana. Divan-ı İlahiyat'ı sadece bu yazmamıştır. Mesela Fakrami'yi hatırladınız mı? Hem Hoca Ahmet Yesevi'de vardı hem Aşık Paşa'da vardı. Bak burada arkadaşlar Divan-ı İlahiyat'ta hem Aziz Mahmud Hüdayi'de vardır arkadaşlar. Hem de 17. yüzyıldan Niyazi Mısri'de vardır. Bilginiz olsun. Tamam mı? Alın. Bir önemli sanatçısı Divan-ı İlahiyat sahibi zaman Mürşid-i Kamil'i görünce Aziz Mahmud Hüdayi. Tamam. Pir Sultan Abdal. Arkadaşlar Sivas. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Banas köyündendir. Ciddi anlamda ünlüdür. Yani 16. yüzyılın düşü en büyüğüdür. Nefesleriyle ön plan çıkmıştır. Özellikle Hazreti Ali daha sonra Hazreti Muhammed'in adını ziyadesiyle almıştır. Alevi Bektaşi şiirinin kurucularından, önemli kişilerden biridir. Hele o harika, hece ölçüsüyle yazdı. O sade ve harika şiirleriyle muhteşemdir. Sivas valisi Deli Hızır Paşa. Sivas valisi Deli Hızır Paşa, onu batini görüşleri, bazı fikirlerinden dolayı Alevi Bektaşiliğin, özellikle Aleviliğin o dönemde arkadaşlar biliyorsunuz tabii ki Safevi Devleti var, Şah Tahmas var düşünün. Osmanlı Devleti Sunni bir devlet olarak geçiyor. Orası arkadaşlar Alevi propagandası yaptığını düşünüyor, Şii propagandasını yaptığını düşünüyor. İşte bu kargaşada arkadaşlar biraz ne yapıyor? Bütün gözleri üzerine çekiyor. Ve Sivas valisi Deli Hızır Paşa ilk önce onu arkadaşlar bir mahzene kapattırıyor. Daha sonra da arkadaşlar devletin emriyle astırıyor. Yani Deli Hızır Paşa tarafından ne yapılır arkadaşlar? Her şekilde sonlanır. Hayatı sonlandırılır. Bak bir metin vereceğim. Bak gerçek adının bu dizelerden dolayı Haydar olduğu tahmin edilir. O ruh girdi bana Haydar dost dedi. Yaradan'dan nasibini istedi. Demek gerçek adının bu dizelerden dolayı Haydar olduğu düşünülüyor. Bak, benim aslım Horasan'dan Hoydan'dır derken de elbette Sivas Yıldızeli'de Banas köyünde doğuyor ama aslı Horasan'ın Hoy kasabasından olduğu düşünülür. Ve bir rüya görür arkadaşlar. Ve bu rüyada bir Hızır gelmiştir. Bir elinde bade vardır, bir elinde elma vardır. Ve bu rüyayla her yönüyle arkadaşlar mutasavvufla geçiş olduğu düşünülür. Hatta arkadaşlar bu rüyada giren kişinin, rüyasına giren kişinin de şiirlerde Hacı Bektaşi Veli olduğunu söyler. Bazı rivayetler onun Şah Tahmas'la görüştüğünü ve bu şekilde sonun hazırlandığını da söyler. Tamam mı? Pir Sultan Abdal. Hece ölçüsüyle yazdı. O muhteşem şiirleriyle ciddi anlamda önemli bir kişidir. Ki zaten yedi ulu ozandan birisidir gençler. Tamam mı? Muhittin Abdal. Muhittin Abdal. Divanı vardır. Hece ölçüsüyle hurufi şiirler yazar. Hani Seyit Nesim'in harfçiliği vardır ya. Bu hurufi şiirlerle Seyit Nesim'le biraz da ön plan çıkar. Tamam. 17. yüzyıl. Adem Dede. Tamam, Adem Dede en önemli özelliği şudur. Mevleviler içinde Yunus Emre tarzı, yani Mevlana tarzı yazmıyor. Mevleviler Mevlana tarzı. Yunus Emre tarzı ilahiler yazan
ilk kişidir Adem'de de. Zaten dikkat ettiyseniz Galata Mevlevi Haneliğine kadar yükselir. Gördüğünüz gibi şehrine kadar dededen aklımıza gelir. Evet, Sinan Ümmi, Niyazi Mısri'nin neyidir arkadaşlar? Üstadıdır. Tamam, hece artı aruz. Hem heceyle hem aruzla didaktik şiirler yazar. Divanı vardır ve elimizde olmayan Kutbül Meani adlı eseri vardır. Niyazi Mısri, hece ölçüsüyle Yunus Emre tarzındadır yazdığı şiirler. Aruz'la yazdığı şiirlerde de Nesimi ve Fuzuli etkisi ve tarzı vardır. Niyazi Mısri'yi hem heceyle yazar Yunus Emre tarzı, hem aruz'la yazar Nesim Fuzuli tarzı. Onun Divanı İlahiyat adlı eseri önemlidir. Divan-ı İlahiyat'ı biliyorsunuz 16. yüzyılda Aziz Mahmut Hüdayi ve burada da Niyazi Mısri. Divan-ı İlahiyat derse bir kişi atlamayın. Yedi Ulu Ozan yok muydu? Kimdi bunlar? Bir, Seyit Nesimi. Nasipse divan edebiyatında detayla işleyeceğiz. Aynı zamanda mutasavvıf da bir kişidir arkadaşlar. Tamam mı? Seyit Nesimi hani ne dedi? Aleviler tarafından arkadaşlar şahı şehit olarak tanınır. Yani şehitlerin şahı. Çünkü şu Enel Hak'tan bahsetmiştim ya ben. Enel Hak. Haşa ben anlamaz da kalbimde Allah sevgisi var. Demekti asıl anlamı. Seyit Nesimi ne yapılmıştı? Hallacül Mansur gibi derisi yüzülerek öldürülmüştü. Tuyularıyla önemlidir. Kadı Burhan ettin mi? Seyit Nesimi tuyularla önemlidir. Ve arkadaşlar Azeri Türkçesiyle yazdığı eserler önemlidir. Bak Seyit Nesimi bir. Kalemin rengine bakın. İki. Şah İsmail. Yani Hatayi. Değil mi? Sonra üç. Pir Sultan Abdal. Oh be. Muhteşem ecölçüsüyle şiirler. Sonra dört divan edebiyatında işleyeceğimiz Fuzuli vardır. Tamam mı? Şimdi kesinlikle Yedi Ulu Ozan'dan her ayeti öğrencisi bunları bir kere ne yapacak arkadaşlar? Adı gibi bilecek. Bak al. Bunları lütfen hemen kırmızı kalemle ne yapmanızı istiyorum arkadaşlar? Altını çizmek istiyorum. Tamam mı? Devam edeyim ben. 5. Yemini. 6. Virani. 7. Kulimmet. Kulimmet. Tamam. Ama lütfen şu 6 kişinin, 7 kişinin ilk 4'ünü bilelim. Seyit Nesimi, Şah İsmail yani Hatayi, Pir Sultan Abdal ve Fuzuli. Gördüğünüz gibi bunlar karşımıza çıkar. Tamam. Şimdi 16. yüzyılda Aziz Mahmut Hüdayi ve Pir Sultan Abdal. İkisi de mühimdi. 17'de Adem'de de Sinan Ümmi'yi ve Niyazi Mısri. Biliyorsunuz Niyazi Mısri'yi yetiştiren de Sinan Ümmi'dir. Niyazi Mısri'yi bilelim. Divanı ilahiyatıyla değil mi? Bu Aziz Mahmut Hüdayi de yazdı. Niyazi Mısri de yazdı. Hece'yle yazdıklarında Yunus Emre tarzı. Aruz'da yazdıkları Nesimi ve Fuzuli tarzıdır. Şimdi 18. yüzyıla geçince 18. yüzyıl en önemli kişisi Erzurumlu İbrahim Hakkı'dır. Bu bir kesin. Tamam. Bunun dışında bak. Bursalı İsmail Hakkı vardır. Tasavvuf ve vahdeti vücutu. Yani tam mutasavvuf sade bir dille anlatır. Arkadaşlar asıl dili yani eğitim dili Arapça olduğu halde yazdığı Türkçe eserler %60'ını oluşturur. Divan ünlü eseridir ve divan %60'ı Türkçedir. Erzurumlu İbrahim Hakkı işte soru gelirse buradan gelir. Dikkat edin. Niyazi Mısri etkisindedir. Divanı vardır ama bizim için bize soru çözdürecek eser 15 eseri vardır. Divanı vardır ama Marifetname bambaşkadır. Marifetname'de arkadaşlar siz bilim dallarıyla alakalı ve sanatlarla alakalı çok şey bulursunuz. Mesela Marifetname'nin içinde ne bulursunuz? Müzik bulursunuz. Felsefe bulursunuz. Fizik bulursunuz. Tıp bulursunuz. Yani bilim dallarıyla alakalı çok şey bulursunuz. Hatta Marifetname'nin sonunda da tabii ki kıyafetname bulursunuz. Bak divan edebiyatında detaylı bir şekilde işleyeceğimiz kıyafetnamenin ön bilgisini vereyim isterseniz. Kişinin dış görünüşüne bakarak ahlaki yapısı ve ruhsal yapısı hakkında, iç yapısı hakkında tahminde bulunuyoruz. Yani dışa bakıyoruz iç.
O zaman Erzurum, İbrahim Hakkı her zaman soru çıkar, marifetname. Bak, üç yıldız atın marifetnamenin yanına aman dikkat edin. Bilim dalları, musiki, felsefe, fizik, tıp bilgileri verir. Arkasında kıyafetname önemlidir, çıkar. Dikkat edin. Tamam, 18. Demek 18'de en önemli kişi Erzurum İbrahim Hakkı. Şimdi 19. Bitlisli Müştak Baba. Bitlis'te doğar arkadaşlar. Bağdat iline ilim tahsiline gider. Hacı Bayram Veli'den etkilenmiştir. Ve Hacı Bayram'ı Veli'nin kabri başında okuduğu şiirden gençler Ankara'nın İstanbul'a eşdeğer başkent olacağı. Daha 1800'lü yıllardan söylüyor. Tamam mı? Bu kabri başında okuduğu şiirde. Ve bunun 1923 yılında olacağını ve kutlu bir cuma günü olacağını önceden, yani bu şiirin içindeki anahtar kelimelerden önceden söyler. O zaman bu gelecekle alakalı bir tahmin şiiri olduğu için istihraçnamedir. Gelecekle alakalı şiir. Demek ki birisi istihraçname derse Bitlisli Müştak Baba diyeceğiz. Demek ki Bitlisli Müştak Baba bizim için önemliymiş diyeceğiz. Anlaştık. Şimdi 20. yüzyıl artık yavaş yavaş tasavvuf geleneğine gidiyor. Edip Arabi. Arkadaşlar, ileride işleyeceğimiz milli edebiyat döneminden Rıza Tevfik Bölükbaşı ondan el almıştır. El almıştır. Normalde Bektaşlılar arasında çok sevilmediği söylenir ama Rıza Tevfik Bölükbaşı el almıştır. Rıza Tevfik Bölükbaşı da Sevr Anlaşması'nı imzalayan heyettedir zaten. Heci ve Aruz'la karışık şiirler söyler ve hicivli arkadaşlar, Bektaşi tarzı hicivleri vardır. Mihrabi, Bektaşilerin Vasıl İbni Atası olduğunu söyler. Deruni, hattat ve şairdir. Hacı kardeş olarak bilinir. Hani bunlar da ya çıkarsa diye verdiklerim. Şimdi tahtayı özetleyecek olursak. Aziz Mahmut Hüdayi bilelim. Sahibi Zaman Mürşid-i Kamil Divan-ı İlahiyatı var. Niyazi Mısri'nin de var. Pir Sultan Abdal bilelim. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Banas köyündedir. Nefesler ünlüdür. Hecer Süre yazdığı sade dille Alevi Bektaş şiirinin temel yapılarından biridir. Ve Sivas valisi Derizdir Paşa astırmıştır. Ve şiirinden asıl isminin Haydar olduğunu tahmin ederiz. O ruh girdi bana Haydar dost dedi. Yaradan'ın nasibini istedi. Benim aslım Horasan'dan Hoydan'dır dediği zaman da Horasan'ın Hoylu olduğunu görürüz. Rüyasında kendisine bade, elinde bade ve elma olan bir kişinin geldiği ve bunun Hacı Bektaş-ı Veli Ünkar Hacı Bektaş-ı Veli olduğu söylenir. Muhittin Abdal vardır. 17. yüzyılda Adem'de de Mevleviler içinde Yunus Emre tarzı şiirler söyler. Sinan Ümevi yetiştirdiği Niyazi Mısri vardır. Niyazi Mısri MC maruz. Hece ile Yunus Emre tarzı, Aruz'da Nesem Fuzuri tarzı. Divan-ı İlahiyat'ı önemlidir. Aziz Mahmut Hüdayi'de de var, Niyazi Mısri'de de var. Yedir Ozan'dan 4 önemli. Seyit Nesimi Alevilerin şeyi, şahı şeyidir, derisi yüzüler. Tuyucudur. Şah İsmail Atayi, Pir Sultan Abdal Fuzuli, Yemini, Virani, Kulimmet de diğerleridir. 18. yüzyılda Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı bilim marifetnamesiyle, 19. yüzyılda İstirhaçname, Hacı Bektaş-ı Veli'nin kabri başında okuduğu şiirdeki bazı anahtar kelimelerle Ankara'nın başkenti olacağı İstanbul'a işte, bunun 1923 olacağı ve kutlu gün Cuma'ya dek geleceğiyle alakalı İstirhaçname geleceği gören bir şiiri vardır. 20. yüzyıl Edip Arabi, Mihrabi Deruni, Deruni Hacı Kardeş, Mihrabi Vasıl İbni Ata Bektaşi'nin, Edip Arabi de Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın el aldığı kişidir. Evet, ben bölük pörçük olsun istemedim ve bütün tasavvuf edebiyat sanatçılarının hepsinin bir başlık altında olmasını istedim arkadaşlar. Haydi bakalım, halk edebiyatı tamamen burada bitti mi? Bitti. O zaman anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve tekke tasavvuf halk edebiyatı. Hepsini 10 numara 5 yıldızlı bir şekilde soru bankamdan çözün ve doğru yanlışlarını bana atın. Hesabı da takip edin Instagram'dan. An be an oradan bilgilendirmeleri yapacağım. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın gençler.